Oyun dünyası sunumlarla dolu bir haftayı geride bıraktı. Summer Game Fest açılış sunumu, Future Games Show, Guerrilla Collective gibi toplama sunumlarda izledik. Ubisoft Forward ve Xbox Showcase gibi firma sunumları da izledik. Ve şunu söylemem lazım, abi Xbox Show yaptı. Sunumlar geçen perşembe başladı, pazartesi salıya kadar devam etti ve burada gösterilen bütün oyunlardan bahsetsek herhalde 200'ü geçer oyun sayısı. O yüzden ne yapıyoruz? Sunumlarda benim dikkatimi en çok çeken oyunlara şöyle hızlıca bir göz atıyoruz. Ya öncelikle bu yıl yapılan Summer Game Fest birazcık sönük geçti. Zaten etkinlikleriyle tanıdığımız ve her sene etkinlikleri şişirdikçe şişiren Geoff Knightley de bu sene ya abiler sunum birazcık sönük geçecek, haberiniz olsun, beklentiyi düşük tutun dedi. Bu yüzden kimsenin de bir beklentisi yoktu ama ne yapalım, el mahkum oturduk izledik. Multiplayer'da yaptığımız yayına şöyle bir bakın, zaten ne kadar sıkıldığımızı da az çok anlamışsınızdır. Yine de birkaç tane güzel oyuna denk geldik. Bunların ilki zaten etkinlikten önce de duyurulacağı sızan Civilization 7 oldu. Abiler biliyorum Civilization 7 belli bir kitleye hitap ediyor. Herkesin oynadığı, oynayacağı bir oyun değil ama Grand Strateji türünde oynanabilecek 3-5 büyük seriden birinin ana oyunu. Hatta belki de dünya çapında Europa Universalis gibi Paradox oyunlarından daha da fazla oynanan bir seri Civilization serisi. Oyunun fragmanı bir teaser niteliğinde olduğu için şu an derinlemesine bilgi sahibi değiliz. Ama yıllar sonra Sid Meier abimizi de ekranda görmek hepimizi mutlu etti tabii ki. Ağustos ayında oyunun bir oynanış fragmanı da yayınlanacak. Onu izledikten sonra tabii ki daha detaylı konuşabiliriz. Silent Hill yapımcılarından Keiichiro Toyama'nın stüdyosu yeni bir oyuna girişti. Oyunun ismi Slithered. Silent Hill etiketi bir heyecan yaratıyor olabilir ama maalesef oyunun fragmanı o kadar da parlak görünmüyor. Oyunda ilginç bir mekanik var. Karakterler arasında geçiş yapabiliyoruz. Daha doğrusu NPC'ler arasında geçiş yapabiliyoruz. Çünkü muhtemelen bizim yönettiğimiz karakter bir bedene sahip değil. Bu yüzden farklı insanların bedenleri arasında geçiş yapıyoruz. Watch Dogs Legion'ı andırdı bana bu. Fragman ilk bakışta bu yönüyle biraz ilgimi çekti ama düşman etkileşimlerini görmeye başladıktan sonra, o combat sahnelerini gördükten sonra benim ilgim yavaş yavaş sönmeye başladı. Çünkü gerçekten animasyonlar çok eski görünüyor. Bilmiyorum, belki oyun çıkınca beni yanıltır ama başta dikkatimi yakalasa da animasyonları gördükten sonra ben ha tamam kalsın dedim bu oyuna. Monster Hunter Wild sunumda gösterilen en büyük oyun oldu. Monster Hunter oyunları ülkemizde ve Avrupa pazarında yoğun ilgi gören oyunlar değiller ama Uzak Doğu'da Capcom'un en çok oynanan oyunları uzun zamandır Monster Hunter oyunları oluyor. Ya yani şunu tekrar hatırlatayım, Uzak Doğulular oyundan anlar. Fragman'da Monster Hunter oyuncuların ilgisini çekecek bir şey var. Oyuna yeni binekler eklenmiş. Secret adlı bu hayvanlarla tıpkı Red Dead Redemption 2'deki atlar gibi silahlarınızı falan da taşıyabiliyorsunuz. Monster Hunter oyunları bu yönleriyle birazcık kalas oyunlardı. Build değiştirmek için ta base'e kadar dönüp tekrar geri gelmeniz gerekiyordu. Artık böyle bir şey yok. Bu da bence pozitif bir gelişme. Belki çok tutucu Monster Hunter oyuncuları vardır. Bunu beğenmeyeceklerdir. Benim için güzel bir gelişme çünkü Monster Hunter oyunları iş yüküyle beni korkutan oyunlar. O yüzden böyle işim biraz daha kolaylaşırsa açıkçası mutlu olurum. Boşu boşuna hamallık yapmaya gerek yok bence. Oyun açık dünya kısmında Dragon's Dogma 2'dekine benzer formüllerle gelecek deniyordu ama onunla ilgili ciddi bir gelişme veya ciddi bir duyuru yapılmadı henüz. Özetle şunu söylemek lazım, oyunun fragmanı taş gibi görünüyor, muhtemelen de iyi bir oyun olarak çıkacaktır karşımıza. Oyunun çıkış tarihi 2025 yılı olarak söylense de Capcom oyunun bu mali yıl içerisinde çıkmasını bekliyor. Yani bu şu anlama geliyor, mali yıl Mart sonunda bittiğine göre Nisan 2025'ten önce Monster Hunter Wilds'ı oynayabileceğiz. Kingdom Come Deliverance 2'den de yeni bir fragman geldi. İçerisinde oynanış görüntüleri vardı, sinematik ara sahneler vardı ve fragman gerçekten çok komikti. Yani videoda bolca silah kullanımı gördük, barutlu silahlar, çift elli kılıçlar, arbaletler, kuşatma silahları, işin combat kısmı tabii ki ilk oyun gibi gerçekçi ama şimdiden yeni animasyonların olduğu da görülüyor. Kalabalık savaş sahnelerini de bolca gördük, hani savaş atmosferi ve sinematik sahneler de ilk oyuna göre gelişmiş görünüyor. Zaten oyun başarılı bir formüle sahipti bence, bu yüzden de çok sevildi, çok oynandı. Başarılı olduğu yönlerini daha da sivriltmiş bir şekilde geri geliyor Kingdom Come Deliverance. Bu yüzden de sevenlerini üzmeyecek bence. İlginç bir hack and slash oyunu geliyor. Phantom Blade Zero gerçekten ilginç bir oyun olacak. Dünyasına baktığınızda bir Souls oyunu gibi karanlık görünüyor ama cayır cayır bir hack and slash oyunu aslında. Oyunun 10 dakikalık bir oynanış görüntüsü yayınlandı. Uzun uzun izleme fırsatı da bulduk. Daha önce hiçbir oyunda bu kadar seri animasyonlar içeren ve tepkisel olan bir combat görmemiştim. O yüzden açıkçası benim ilgimi çekti. Ok gibi uzun menzilli silahlar var, katana var, bazı fantastik saldırılar falan var derken cayır cayır bir combat'a sahip gibi görünüyor. Dövüş animasyonları dediğim gibi çok hareketli ve eğlenceli görünüyor. Görsel olarak da oyun bayağı kuvvetli ve God of War benzeri yarı açık dünyaya sahip bir oyun olacakmış. Çıktığında deneyip mutlaka incelemesini yayınlayacağım kanalda. Evet, açılış gecesinde bu oyunları gördük. Peki Future Games Show'da ne vardı? Future Games Show'da aslında birazcık sönük geçti ama dikkatimi çeken bazı oyunlar oldu. Bakın, en büyük duyurular demiyorum, benim dikkatimi çeken oyunlar bunlar. Yoksa büyük oyunları konuşursak Warhammer 40.000 Space Marine 2 gibi büyük bütçeli oyunlar var. Dead by Daylight evreninde geçen The Casting of Frank Stone var ama ben şahsen en
hem beğendiğim oyunları paylaşacağım sizlerle. Mesela Screenbound. Son zamanlarda gördüğüm en ilginç bağımsız yapımlardan biri. Ekran bağımlılığını konu alıyor ve elimizdeki bir cihazla bir oyun oynuyoruz ve aynı anda oyunun dünyasında da bazı platformları açmamız gerekiyor. Gerçekten eğlenceli bir konsept de olabilir. Deli gibi baş da ağrıtabilir. Çıktığında oynayıp göreceğiz. Once Human klasik hayatta kalma temalı postapokaliptik oyunlardan biri. İçerisinde bol bol fantastik element var. Dünyası güzel görünüyor. Aksiyonu da fena değil ama abi bu türe doymadık mı hala? Yani bilmiyorum, benim zaten hiç ilgimi çeken bir tür değildi. Ama yıllardır sanki aynı oyunları görüyormuş gibi hissediyorum. Ya türü sevenler varsa siz söyleyin yorumlarda, artık doyduk mu doymadık mı şöyle bir konuşalım, muhabbet edelim. Oyunun Steam'de demosu açıldı. Epey de ilgi çekti. Zaten fragmanında 5,5 milyon izlenmiş. Yani tutacak gibi görünüyor bu oyun. The Precinct'i çok beğendim. Bu oyun suç temalı bir oyun. İzometrik bir kamera açısıyla oynanıyor. Ve oyunda bir polisi yönetiyoruz. İçerisinde araç kullanımı var. RPG elementleri var. Çatışmalar var. Helikopter var. Yani nereye varacak bu oyun? Ben de tam anlamadım ama gördüğüm şey hoşuma gitti. Oyun PlayStation 5 için çıkıyor. Bunun da çıktığı zaman incelemesini kanalda yayınlayacağım. Abi şimdi geldik işin keyifli tarafına. Büyük sunumlara. Öncelikle Xbox Showcase dediğim gibi muhteşem geçti. Uzun zamandır Xbox'tan böyle dolu dolu bir sunum görmemiştik. Keza PlayStation tarafında da yıllardır bu dolulukta bir sunum gerçekleşmiyor. O yüzden bence Xbox böyle bir miktar masaya yumruğunu vurdu gibi hissettim. Tam da Xbox'ı sattığım zamana denk geldi. Neyse, oyunlara bakalım. İlk oyunumuz Doom The Dark Ages. Abicim ben Doom'u zaten beğeniyorum. Doom Eternal'ı da çok beğendim. Ama Doom The Dark Ages tam aradığım şey gibi geliyor bana. Oğlum ne kadar güzel yenilemişsiniz lan seriyi. Yani serinin bir sonraki oyunu kendine nasıl yenileyecek diye merak ediyordum. Orta çağa dönmek bence muhteşem bir seçim olmuş. Ya benim için Doom oyunları şöyle girip bir saat takılıp kafayı sıfırladığım, çeşit çeşit iblis tokatlayıp keyiflendiğim oyunlar oldu hep. Elbette oyunun güzel bir arka planı var, bir hikayesi var, bir lore'u var ama ben işin o tarafıyla pek ilgilenmiyorum. Arcade shooter'ları da seven biriyim ve bu yüzden bana sunduğu aksiyon ve atmosfer çok daha önemli hikayesinden. Ve ortaçağ atmosferi oyuna cuk oturmuş. Hikayeye bu atmosfer yedirilebilir mi, yedirilmez mi onu bilmiyorum. İlgilenmiyorum da abi çok güzel görünüyor ya. Şu silaha falan baksana, kuru kafa ateşliyorsun. Acayip iyi. Yeni silahlar eklenmiş. Doom serisinde görmeye alışık olmadığımız bir kalkan eklenmiş. Bu kalkanı fırlatıp Kratos'un baltası gibi geri çekebiliyoruz. Gördüğüm kadarıyla ortaçağ temasına uygun bir şekilde kalabalık düşmanlarla da savaşıyoruz. Biraz daha katliam havasında geçiyor çatışma sekansları. Doom bence tam olarak ihtiyaç duyduğu değişimi yaşıyor. Bu da beni çok memnun etti. Bir başka sevdiğim seriyle devam edeceğim. Ben Indiana Jones filmlerine bayılıyorum ve bence Lego oyunları dışında çok başarılı bir Indiana Jones oyunu çıkmadı şimdiye kadar. Game Boy zamanlarını falan saymıyorum. Indiana Jones and the Great Circle'dan 5 dakikalık yeni bir fragman yayınlandı. Oyun filmlerdeki atmosferi sanki böyle doğrudan oyuncuya aktarıyormuş gibi. Yani fragmanı izlerken ben sanki bir Indiana Jones filmi fragmanı izliyormuşum gibi hissettim. Kapalı alan bulmacaları, bol bol parkur, yumruklu tekmeli dövüşler, bunların hepsi bence çok güzel görünüyor. Indiana abinin yüzü için tabii ki Harrison Ford'un yüzü modellenmiş, çok da güzel olmuş. Karşımızda da ilk filmde de görmeye alıştığımız Naziler var. Oyunun dövüş sahneleri Indiana Jones filmlerinin yapısına uygun şekilde bayağı uçarı görünüyor. Ben bunu sevdim, sevmeyen olur onu da anlarım ama yani Indiana Jones kombatı aşağı yukarı böyle olmalıdır zaten. Oyuna dair sevmediğim tek şey first person kamera tercihi oldu. Ya bazı karakterler vardır, hani kendini onun yerine koymak istersin. Bazı karakterleri de böyle uzaktan izlersin, ona hayranlık duyarsın. Indiana Jones bütün dünyanın hayran olduğu bir karakter. Yani insanlar Indiana Jones olmak istemez, onu izlemek ister. Bu yüzden ben de oyun boyunca Indiana Jones'un hareketlerini, jestlerini falan görmek isterdim. Onun gözünden oynamak yerine onu izleyen biri olarak oynamayı daha çok isterdim. Neyse, bu detay bir şey benim için yani. Oyunun çıkış tarihi zaten 2024, yani bu yıl çıkacak. Çıktığı gibi de incelemesi kanalda olacak. Metal Gear Solid 3'ün bir remake'i yapılıyor bildiğiniz üzere. Bu remake'in adı da Metal Gear Solid Delta. Bu oyundan da bol bol oynanış görüntüsü gördük. Valla benim kötü çıkacağından korktuğum, endişelendiğim bir oyundu bu ama fena görünmüyor, güzel görünüyor yani. Kontrol şeması eski Metal Gear Solid 3'ün birazcık kütük, biraz kalas kontrollere sahip. Ama bunu seven var mıdır bilmiyorum. Varsa onu da bir seçenek olarak kullanacaklarmış oyun içinde. Ayrıca yeni bir modern kontrol şeması da olacakmış oyunda. Neyse, kontroller bir yana, gördüğümüz görüntü hepimizin hoşuna gitti herhalde. Yani görsel olarak gayet iyi görünüyor. Silahlı çatışmalar gördük, yakın dövüş gördük, suikast gördük. Bir sürü şey gördük. Gördüğümüz şeyler de bayağı tatmin edici görünüyordu. Oyunla ilgili şöyle ilginç bir detay var web sitesinde. Oyun boyunca Solid Snake'in aldığı yaralar vücudunda bir iz olarak kalacakmış. Yani siz oyunun başında omzunuzdan vuruldunuz, omzunuzda bir yara iziyle bitirecekmişsiniz oyunu. İlginç bir seçim. Tam olarak hikayeye ne katacak ya da tarandım ben belki, hani bütün vücudum yara izi mi olacak böyle zamanla? Onu da merak ediyorum açıkçası. Sunumda en çok beklediğim şeylerden biri yeni Fable'ın oynanış görüntülerini görmekti. Şükür gördük. Yaklaşık 2,5 dakikalık bir fragman yayınladılar. Oyunu ilk defa görme fırsatı bulduk. Fable'ın kendine has bir havası var ve bunu
reboot etmek gerçekten zor. Yani bu yüzden oyuna dair bazı endişelerim vardı. Bu fragman sağ olsun benim endişelerimi giderdi. Artık farklı endişelerim var. Şimdi oyunun ortaçağ atmosferi gerçekten güzel görünüyor. Etkileyici dövüş sahneleri kullanmışlar. Karakter animasyonu yağ gibi akıyor ama ortada bir problem var. Karakter. Fable oyunlarında karakteri özelleştirebiliyor olmak ve karakterin gideceği yolu seçebiliyor olmak kritik unsurlar ve ben bu fragmanda sanki bunların yeni oyunda olmayacağı izlenimine kapıldım. Bir tane ana karakter gösterdiler ve sanki onunla oynayacakmışız gibi görünüyor. Ana karakterle bir zorum yok. Kimileri beğenmemiş, kimileri çirkin bulmuş falan. Ben bunlarla ilgilenmiyorum ama Fable oyunlarında bizim karakteri yaratıyor olmamız gerekiyor bence. Bu benim canımı sıkan bir şey çünkü oyunun kritik bir unsuru bu. Ya bunu kaldırdıysan abi bu oyun çıktığında muhtemelen tartışmalarla birlikte çıkacak. Oyun 2025 yılında geliyor bu arada. Diğer oyunlar gibi bunu da çıktığı gibi kanalda görebilirsiniz. Life is Strange serisinin yeni oyunu geliyor. Serinin yeni oyunu Double Exposure'da İlk sezonun ana karakteri Max Caulfield'ı yönetiyoruz. Oyunda yine zamanla alakalı özel güçlerimiz var ama ilk oyundaki gibi zamanı geri sarma değil, farklı zaman çizgileri arasında gidip geliyoruz ve bu iki zaman çizgisini birleştirmemiz gerekiyor. Genellikle yüksek tempolu oyunlardan keyif alsam da ilk Life is Strange sezonunu böyle kafamın çok dağınık olduğu bir zamanda oynamıştım ve keyif de almıştım. Eğer işten güçten vakit bulursam bunu da oynamak isterim. Stalker 2 Heart of Chernobyl'den yeni bir fragman geldi. Vallahi bu oyunun çıktığına bile şükrediyorum. Çünkü savaş çıktı, ekibin bir kısmı askere gitti, yanlış bilmiyorsam aralarında ölenler falan da oldu. Yanlış biliyor olabilirim, yorumlarda düzeltin yanlışsam. O yüzden oyunun çıkabiliyor olması bile beni çok mutlu ediyor. Oyun 5 Eylül'de gelecek. Uzun zamandır da iyi bir FPS oyunu oynamıyordum zaten. En son dalıp da çıkamadığım FPS oyunu herhalde Metro Exodus falan olmuştu. O yüzden bu oyunu büyük bir heyecanla bekliyorum. Tek korkum şu, oyun çok güzel görünüyor ve uzun zamandır bir oyun çok güzel görünüyorsa genelde optimizasyon problemleriyle birlikte çıkıyor. Bu oyunun da geliştirme sürecinde yaşanan zorlukları hesaba kattığımda ciddi bir optimizasyon problemiyle çıkabileceği izlenimi uyanıyor bende. İnşallah öyle çıkmaz. Hepimiz çıktığında keyifli oynarız. Evet, gelelim en büyük duyuruya. Xbox sonunda büyük markalarından birine döndü. Yeni bir Gears of War oyununu duyurdular. Yeni oyunun adı Gears of War E-Day. Marcus bence Xbox'ta özdeşleşen karakterlerden biri ve sonunda geri geliyor. Xbox'ın bence bu nesildeki en büyük eksiği Forza Horizon 5 dışında markayla özdeşleşen oyunlar çıkaramamasıydı. Halo Infinite bence fena oyun değildi ama konsol sattıracak bir oyun olmadığını da kabul etmek lazım. Age of Empires oyunlarını çok beğendim. Age of Empires 4'ü hala da oynuyorum ama o da bir PC oyunu açık söylemek gerekirse. Gears 5 güzeldi ama yine de yani koca PlayStation kütüphanesinin yanına Gears 5 ile Halo Infinite'i koyduğumda açıkçası zayıf kaldığını düşünüyorum. Keza Starfield falan da biliyorsunuz kötü bir çıkış gerçekleştirdi. O yüzden Gears of War E-Day'i ben kıymetli buluyorum. Oyunda Emergence Day dediğimiz her şeyin başladığı o güne dönüyoruz. Aynı zamanda tüm Gears of War hayranlarının da özlediği Marcus oynuyoruz dediğim gibi. İyi bir oyun olacağını umut ediyorum ve heyecanlıyım. Yani Xbox'ın bence iyi bir IP çıkarmaya ihtiyacı var. Perfect Dark Remake'de sunumda gösterilen oyunlar arasındaydı ama bu oyunla ilgili yorum yapacak bir birikimim yok vallahi. Yani orijinalini oynamadım, evrenini tanımam, karakterlerini bilmem, hiçbir şeyini bilmiyorum bu oyunun. Bir heyecan yaratmış, o yüzden seveni varsa göstereyim dedim. Yani keşke No One Lives Forever Remake gelse. Bilmiyorum seven var mı? Yorumlarda onu da konuşalım. Xbox sahiplerinin ve Game Pass kullanıcılarının en çok merak ettiği oyunu da gösterdiler tabii ki. Call of Duty Black Ops 6. Sonunda karşımıza çıktı. Oyunun hikaye fragmanında yakın tarihten birçok politik figürü gördük. Bill Clinton, George Bush, Saddam Hüseyin, Demir Lady Margaret Thatcher. Yani Saddam'ı duyup oyunun 2000'lerde geçtiğini sandım. Hani 2. Körfez Savaşı zamanında geçtiğini sandım. Ama diğer isimleri de duyunca tema iyice netleşti. Oyun ilk Körfez Savaşı zamanında geçiyor. Yani anlayacağınız abiler, oyun 90'larda geçiyor. Call of Duty oyunlarını ben eskiden çok severdim. İnsanlar genelde Modern Warfare üçlemesini konuşur ama benim favorim hep Black Ops serisi olmuştu. Hani o gerçekçi karanlık tema beni daha çok çekiyor. Black Ops'ta öyle bir tema var. Açıkçası Körfez Savaşı da ilgimi çeken bir tema. Hikayede yer alan figürlerin çoğu çocukluğumuzdan bildiğimiz, tanıdığımız figürler. O yüzden güzel bir campaign modu bekliyorum vallahi, açık söyleyeyim. Ya inşallah 3-5 saatlik bir hikaye moduyla bizi geçiştirmezler bu sefer. Bunca tarihi karakteri gördükten sonra ben 10-12 saatlik bir hikaye bekliyorum. İşin oynanış tarafında yenilikler var. Omni Movement denen yeni bir animasyon teknolojisi gelmiş. Karakterin hareket yönünün daha akışkan şekilde kontrol edebildiği, her yöne hareket edebilmenizi sağlayan ve eğilme, sürünme gibi geçişlerin daha akıcı olduğu bir hareket sistemiymiş. Oynayınca nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Yani uzun zamandır ilk defa bir Call of Duty oyununu bekliyorum. Benim en çok beklediğim oyunlardan biri de Age of Mythology Retold'du. Oyundan yeni bir fragman geldi. Zaten beklediğimiz gibi görünüyor. Gayet güzel bir fragman yayınladılar. Benim gibi RTS sevenlerin de iştahını kabarttılar. Oyun şu anda ön siparişe açık. Türkçe dil desteği de var. Üstüne bir de ilk günden Game Pass'e geliyor. Yani oynama, yanımda yat. Xbox sunumundan benim aktarmak istediklerim bunlardı. Bir de aktarmak istemediklerim var. Mesela Dragon
Dragon Age Vanguard. Yani bu oyun bana hiç Dragon Age gibi hissettirmedi. Gördüğüm kadarıyla Dragon Age'in hayranlarına da pek Dragon Age oyunu gibi hissettirmemiş. Sanat tasarımı bir garip, böyle morlu neonlu falan garip bir oyun yapmışlar. Nedense bir Mass Effect Andromeda performansı bekliyorum bu oyundan. Çıktığında bunu inceler miyiz? Yok abi, bunu incelemeyiz. Şimdi geldik Ubisoft sunumuna. Öncelikle Star Wars Outlaws'dan bahsedelim. Yeni bir oynanış fragmanı, oynanış videosu yayınladılar. Burada oyunun RPG elementlerine, böyle derinlemesine bakma fırsatı bulduk. Oyun bence güzel görünüyor. Çok büyük bir Star Wars hayranı değilim ama çıktığımda severek oynayacağımı düşünüyorum. Ubisoft bu açık dünya işlerinde zaten bence aslında iyi bir firma. Çok fazla açık dünya oyunu yaptıkları için artık bizi baymış olabilirler ama iyi yaptıkları işlerden biri de bu. Bence Star Wars evrenine de yakışmış yani Ubisoft'un bakışı. Bakalım çıktığında oynayıp göreceğiz. Yıllar önce duyurulan, insanların dalga geçtiği, sonra iptal edilen Prince of Persia Sands of Time Remake tekrar duyuruldu. Bu sefer oyunun çıkış tarihi olarak 2026 yılı gösterildi. Yani ben Sands of Time'ı çok seviyorum. Zaten bence üçlemenin içerisindeki en iyi Prince of Persia oyunu da Sands of Time'dı. Bence Jordan McNair da böyle düşünüyordur. O yüzden iyi bir remake ile gelmesini isterim. Gerekirse 2027'de getirsinler. Yani kimsenin Prince of Persia oynamak için acelesi yok. Yeter ki iyi bir oyun çıksın. Bir teaser gösterdikleri için şu anda derinlemesine bir bilgi sahibi değiliz. Assassin's Creed Shadows'tan da bol bol oynanış görüntüsü gördük. İki karakterin arasındaki farklılıkları da görmüş olduk ve bence herkesin hoşuna giden karakter Naoe oldu. Yasuke biraz daha böyle brut bir karakter. Yani Wrocker ilerleyen bir karakterken Naoe'nin o animasyonları böyle acayip akıcı, tatlı tatlı bir yerlerde parkur yaparken onu izlemek çok daha keyifli. Yani bilmiyorum, böyle brut karakter seviyorsanız, hani ne denir ona, tank gibi karakterlerden hoşlanıyorsanız Yasuke ile de oynamak isteyebilirsiniz ama bence çoğu oyuncunun bu oyundaki favori karakteri, hani nasıl Alexios'tan Cassandra daha çok seviliyor ya, Naoe olacak gibi görünüyor. Bunun dışında ilgilisine duyurayım, Anno 117 Pax Romana duyuruldu. Roma döneminde geçen, Roma barışı döneminde geçen bir Anno oyunu. Ben pek deniz ticaretidir, odur budur ilgilenmiyorum açıkçası. O yüzden Anno serisine pek dalamadım, dalma fırsatı da bulamadım. İlgilisine duyurmuş olalım. Evet, sunumlardan gördüklerimiz şimdilik bu kadar. Yeni haberlerle yakın zamanda tekrardan karşınızda olacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.